Elder Scrolls Online bedava mı oluyor? Bedavadan 500 slot kapasiteli ekstra banka gerçek mi? Grotesk böyle video yapmayı nereden öğrendi? Bütün bu sorulara cevabım, elinizi çabuk tutup bu tarihi fırsatı kaçırmazsanız evet. ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen, Bethesda Softworks tarafından 2014'te yayınlanan Elder Scrolls Online, PC ve konsollarda 22 milyonu aşkın aktif kullanıcı sayısıyla çağımızın en iyi MMO oyunlarından biri olarak Final Fantasy 14, World of Warcraft ve New World gibi oyunlara rakip bir MMORPG oyun. Skyrim sevenleriniz veya benim gibi Oblivion ile Morrowind aşıklarının Tamriel kıtasının dört bir yanını gezip görebildiği bu devasa Elder Scrolls oyununu artık bedavaya oynayabilirsiniz. Peki bu bir clickbait mi? Cevap hayır. ESO bildiğiniz üzere bu zamana kadar PC'de yalnızca kendi web sitesi ve Steam üzerinden alınıp oynanabiliyordu. Xbox'ta Game Pass üyeliğiyle oynayabiliyorken henüz PC'de Game Pass'e bile gelmemesine rağmen Epic Games'e geliyor. Üstelik bu gelişinin şerefine Epic Games ESO'yu ilk hafta içerisinde yani 20-27 Temmuz 2023 tarihleri arasında bedava veriyor. Bu tarihleri kaçırmayıp Epic Games hesabınıza eklemeniz durumunda ise sonsuza dek kütüphanenizde kalıyor ve tek kuruş ödemeden oynayabiliyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gereken ise Epic Games hesabınızın olması ki eğer yoksa hemen ücretsiz bir şekilde mail adresinizle hesap açabilirsiniz. Oyuna Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz durumunda ilk girişte bir de ücretsiz bir şekilde Elder Scrolls Online hesabı açmanız gerekecek veya önceden hesabınız var ise buradan giriş yaparak Epic Games ile ESO hesaplarınızı linklemeniz istenecek. Bedava ESO haberine sevindiyseniz heyecanınızı videoya bir like bir yorum atarak göstermenizi çok isterim. Ama durun, size bir başka sürprizim daha var. Bedava 500 slotluk ek banka kapasitesi de işte tam olarak burada devreye giriyor. Epic Games'te Elder Scrolls Online'da birden fazla hesabınız olmasına kurallara uymanız ve illegal işlemler yapmadığınız sürece kesinlikle karışmıyor. Bu demek oluyor ki aynı anda 10 farklı mail adresiyle 10 farklı Epic Games hesabı açıp 10 farklı ESO hesabına sahip olabiliyorsunuz. Bu şekilde söylendiği zaman kulağa biraz şüpheli geliyor olsa da dediğim gibi hem Epic hem ESO buna izin veriyor. İzin verilmeyen şey ise hile veya dolandırıcılık yapmak, hesap alım satımı veya oyun içi para birimiyle eşyaların oyun dışarısında gerçek paraya satılıp alınması. Bu işlemler oyun içerisinde yapımcı tarafından incelenen loglarda hesabınızın red flag olarak işaretlenmesine sebep olup hesabınızın ya da hesaplarınızın kalıcı olarak banlanması daha önce duyulmamış bir şey değil. Bu tarz illegal aktivitelere kesinlikle karşı olup elinizi bile sürmemenizi tavsiye ederim. 10 farklı ESO hesabına sahip olmak ise kurallara uyduğunuz sürece mümkün. Ve işte bu şekilde ESO'da önce kendimize ait bir guild kuruyoruz. Daha sonra bu guild'a toplamda 10 üye olacak şekilde davet gönderiyoruz. Davet göndereceğiniz hesabın online olma zorunluluğu diye bir şey de yok. Daveti alan daha sonra istediği zaman girip kabul edebiliyor. Fakat kullanıcı adının başına et eklemeyi unutmayın yoksa karakter ismi olarak karışabileceğinden davet gitmeyebilir. Kurduğunuz guild 10 üyeye ulaştığında ise guild bank açılıyor. Bu şekilde açtığınız guild yalnız sizin erişebileceğiniz şahsi bir 500 kapasiteli bankaya sahip olmanızı sağlıyor. Üstelik bu hesabınıza ait bankadan ayrı ve kat kat daha büyük. Olur da kurduğunuz guild'ı kişisel banka ihtiyaçlarınız dışında asıl amacı için kullanmak ister ve başka insanları davet ederseniz, guild ayarlarından banka erişimini diğerlerine kapatmayı unutmayın. Bu 500'lük bankayı ilgilendiren bir de envanter yönetimi videom olacak ki orada ESO Plus üyeliği satın almadan da craft bag ihtiyacınızı giderebilmeniz için neler yapabileceğinizi göreceksiniz. İşte bu şekilde Elder Scrolls Online'ı bedavaya alıp free to play olarak oynayıp bedavadan bir de 500 slot kapasiteli ekstra bir bankaya sahip olabiliyorsunuz. Epic Games'in Elder Scrolls Online'ı mağazasına getirmesi şerefine bedava yapmasına ek olarak eğer oyuna bu vesileyle yeni başlıyorsanız ben de bunun şerefine size başlangıç rehberi veriyorum. Eğer daha önce izleyip bu videoya geldiyseniz de alternatif olarak ekrana bir başka video daha bırakıyorum.